Burası bizim kasabamız. Jandarması olan tek kasaba burası. Bağımız var biraz. Bir 3,5 dönüm kadar bağımız var. Onu şarap kutusuna çevirdik. Antep karası. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Onu kurutuyoruz, satıyoruz bir kısmını. Bir kısmını hem böyle şarap yapıyoruz, bir kısmını rakı falan yapıyor babam. Evet, geldik evimize. Şimdi şuraya yanaşalım. Burası bizim baba ocağı. Baba ocağına geldik bakalım. Babam da orada zaten. Desen çıktı. Evet. Nazilerin insan ölülerini üst üste yığdığı gibi demiş oluyor mu? Şöyle bak. Olsun, sağlık olsun. Rastgele atılmış insan cesetleri gibi. Zeytin ağacı mı var? Evde var canım. Bir de bir şey var. Tamer ücreti bir tane. Bunu yaptım yeni. Bu seneki oyma bu. Ne kadar çok büyüklerse o kadar şey kıymetli olur. Bu ne ağacı? Bu üstü buna şey dedin diyorlar. Burası da dört ağacı. Yaşlıdır. Aslında meslek marangozluk değil mi? Ben benim mesleğim yok. Sıradan vatandaşım. Evlendim, 3 tane çocuğum olduktan sonra marangozluk yapmaya çalıştım. Kendi kendime öğrendim, şey yaptım. Bu da akça ağaç denilen bir ağaç. Çal ya. Yanı nerede? Bulacağım sana.
ben bir yol. Koy. Hayır mı? Bunlar Tamer'in elinde bir çamur, çocukların elinde bir çamur. Çöp heykeli. Ya memur dediğin şey üstüne. Ölmüş mü Tamer'e ya? Bitmişsin ya. Herkes bana güldü. Çocukken ben ne yaparsam onu yapardı, öyle baktık, heykeltıraş olmuş. Şey evinde var, 5 tane falan da evde var bağlama. Şey kurulmuş, tellermelleri takılmış. Ooo süper. Böyle şey yapıyoruz. Kaç yıllık atölye bu atölye? 1965'te, 2015'inde açtım, o zamandan bu yana buradayım. Güzel. Siz neredensiniz? İzmir mi? İzmir. Siz de İzmir'densiniz. İzmir. Seni ağır değil mi bu şey? Yani ne? Meslektirin, heykeltıraş. İşte ben azıcık heykelle de uğraştım, sonra resime kaydım. Sonra da video çekiyorum. Ne yaptığım belli değil benim. Yok. Hepsi birbirine ekli bir şey. Değil mi? Yani öyle. Hepsi birbirine ekli, evet. Evet, gelin bakalım. Bize düşecek ilk kıvam bakalım.